Merhaba efendim. Serbest Makine Mühendisliğin sunduğu sohbet vakti programımız bu hafta Gümüşhan Otel'de yapıyoruz. Gümüşhan Otel bizi bu hafta konuk etti. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Gerçekten Korkteline yakışan, Korkteline iyi hizmet veren, yani şöyle bir 5 yıldızlı otel konseptinde bir otelimiz var. Biz de sizleri bu otelimizde görmek isteriz. Gümüşhan Otel'e de ayrıca teşekkür ederiz. Ayrıca tekrar serbest kardeşler, Adem ve Emre kardeşimize de bizim bu programımıza sponsor olduğu için teşekkür ederiz. Onların da doğalgaz biliyorsunuz geliyor. Birazdan başkanımla da konuşacağız doğalgaz olayını. Doğalgaz noktasında Korkteli'ndeki en ehil şirket şimdiden aklınızda bulunsun. Şimdiden notlarınızın arasına alın. Şimdi sohbet vakti programımıza başlıyoruz. Merhaba efendim. Yine bir sohbet vakti programında beraberiz. Bu ikinci programımız. Yanımızda Korkteli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin son yılların en başarılı ilçe başkanımız Sayın Medine Yapılmışev var. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi son 3-4 senedir bir süreç atlattı ama bu süreçte Medine Başkan çok başarılı bir yönetim sergiledi ve bunların meyvesini de aldı. Seçimde iyi bir zaferle çıktı. Ömer İşlek Başkanımızla beraber, AK Parti ile beraber Cumhur İttifakı'nı oluşturarak güzel bir başarı elde ettiler. Bunda da yani kim ne derse desin Medine Hanım'ın başarısı göz ardı edilemez. Biz bunu bir gazeteci olarak da devamlı söyledik. Bugün de bir yeni bir formatla geçen hafta ikini yapmıştık biliyorsunuz. İşte sohbet vakti dedik, sohbet edelim. Ramazan dolayısıyla ilk önce Ramazan'dan bir başlayacağız. Nasıl eski hani klasik bir söz var, eski Ramazanlar unutulmaz falan gibi. Biraz eski Ramazanları konuşacağız Sayın Başkanım'la. Daha sonra biraz da siyaset yapacağız, biraz siyasiye gireceğiz. Belediye hizmetlerini soracağız. Yeni sürpriz projeler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Size Bey. Ayrıca bir tanıtımı Medine yapılmış ev kimdir demiyorum hiç. Zaten artık herkes sizi tanıyor. Başkanım, Ramazan. İşte Ramazan dolayısıyla da bir şeylik var, bir durgunluk var. Daha bizim programımız pazartesi yayınlanacak ama daha iftara da var. Biraz yaklaştı da. Nasıl geçiyor Ramazan? İlk önce öyle bir başlayalım. Hüseyin Bey teşekkür ediyoruz. Epey oldu karşılıklı evet. Hasbihal etmeyeli. Bu manada Ramazan ayı vesilesiyle bizlerle bu program yapma davetinde bulunduğunuz için şahsınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan ayı malum manevi olarak arınma ayı. Seçimden çıktık ama Ramazan ayının gelmesiyle beraber seçimde telaşlı, yoğun bir gün geçiren bizler Ramazan ayı itibariyle kendimizi bir kenara çekme durumunda bulunduk. Gerek şahsım olarak gerek teşkilatım olarak şu Ramazan ayının manevi ikliminde ruhumuzu dinlendirme, kendimizi fiziken dinlendirme konusunda bir mola verdik. Ben öyle bakıyorum Ramazan ayına. Çünkü gerek günlük hayatta, gerekse içimizdeki dini atmosferin yoğun olduğu, dini duyguların yoğun yaşandığı ve Allah'la kul arasında ibadetlerin sıklaştığı böyle bir ayda bir siyasi parti teşkilatları Ramazan ayının ruhuna uygun olarak biraz daha kendimizi faaliyetlerden geri planda çektik. Biz de teşkilatımız olarak almış olduğumuz karar gereği Ramazan öncesinin o yoğunluğunu Ramazan ayı içerisinde bir sakinliğe bıraktık. Biraz daha ailelere. Evet, ailelerimize ehemmiyet veriyoruz.
İşte ama başkanım şöyle bir şey var. Ömer Başkan da sizi çok rahat bırakmıyor. Yani koşturtuyor. Rahat bırakmıyor derken de. Allah razı olsun kendisinden. Koşturmaca devamlı var. Evet, sağ olsun belediye başkanımızdan. Devamlı kendisiyle karşılıklı hizmet yarışında birlikte çalışmaktan çok memnunuz. Ramazan ayında biz malumunuz bu sene ilçe teşkilatı olarak bir iftar programı yapmadık. Bunun da sebebi işte biraz önce bahsetmiş olduğum üzere kendi içimizde yoğunluktan kendi içimize kendi hayatımızı, şahsi hayatımızı, ibadet hayatımızı, ailevi hayatımızı yaşayalım şeklinde bir şey yaptık. Ama buna rağmen davetli olduğumuz programlara iştirak ettik. Bir de şey var başkanım, yani tam Ramazan'la seçim süreci birbirine çok yakın. Evet. Aşağı yukarı seçim bitti. Bir ay sonra Ramazan oldu. Çok hakikaten 4-5 aydır bir koşturma içinde çıkınca insanlar da yoruldu yani. Teşkilatlar da yoruldu. Doğru. Bu Ramazan. Ya bir de başkanım ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama toplu iftarlar da tam amacına hizmet etmiyor gibi. Sanki yani o hedef kitle, o iftarı vermekteki şey maksat işte garibanların olması gerekirken ama bizim bu iftarlarımızda tam o şeye inemiyor. Biraz da vermememeniz bence çok da göze batmadı. Yani bana göre de iyi oldu. Hatta sizin bir başka bir projeniz. Evet, projemiz var. Askıda iftar. O bence iftar vermenizden daha güzel bir şey. İnşallah devamını da getirirsiniz İnşallah. Her sene. O konuda sevgili Halit Yıldırım kardeşimizle birlikte herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin doğrudan halisane kendi niyetimizle askıda iftar kampanyası adını verdiğimiz bir hayır işi başlattık. Elhamdülillah bu sene birincisiydi. Yaklaşık 20 öğrenciye belli bir zaman süreli olmak üzere askıda iftar adını verdiğimiz iftar icraatını gerçekleştirmiş olduk. Bu manada bize destek veren burada tüm hayırseverlere huzurunuzda Kortel kamuoyunda teşekkür etmek istiyorum. İşte kamuoyuna açık olarak yapılan iftarlarda sizinle bahsettiğiniz üzere hayır nezdinde tam olarak amacına ulaşamayabiliyoruz. Ama nüans olarak yapmış olduğumuz iftarlarda mesela belediye başkanımızın engelliler için yapmış olduğu bir iftar oldu. Çok güzel amacına ulaştı. Kesinlikle. Yine Korteli Kaymakamlığımız ile belediye başkanı ortaklaşa organize ettiği şehit aileleri ve gaziler için yapmış olduğu bir iftar programımız vardı. O da gerçekten kamuoyunda özellikle hedef kitle için programa katılan aileler için amacına ulaşmış bir program oldu. Bu şekilde sizin bahsettiğiniz üzere hedef kitle olarak özel ayarlı iftar programları galiba bundan sonra daha çok amacına ulaşmış olacağını düşünüyorum ben. Kamuoyunu açık yapmış olan iftarlarda bazen amacından dışarıya çıkabiliyor. Amaç hayır yapmak burada. Hayır yapmak amaç hayır yapmak ama hayıra vesile olamayabiliyoruz. Tabii birlik beraberlik önemli, o iftarlar da önemli kesinlikle ben yapılmaması. Yapılması ben de yapılmasın demiyorum. Demiyoruz. Ama mümkün tabii ki olduğunca özel iftarlara ağırlık mı versek özel, acaba? Ya sanki mesela gerçekten engelli ailelerine verilen iftar çok benim hoşuma gitti. Benim de. Çünkü hakikaten başkanım bugüne kadar hiç öyle toplu halde engellilerin ağırlanıp hatırlandığı bir Ramazan ben hatırlamıyorum. Ben 2005'ten beri burada gazeteciyim. Evet. 2005'ten beri hiçbir Ramazan görmedim bunu. Ha mutlaka yapıyor, belediyeler yapıyor ama işte kısa, az diyelim yani işte 30 aile, 40 aile geniş gibi. Kapsamlı geniş olmuyordu. Kapsamlı olmuyordu. Özellikle iftarlarında dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama iftarlar çok özel hazırlanmış, itinayla hazırlanmış iftarlarda. Bunu da halkımıza özellikle bilgi verelim. Hem engelli aileler için hazırlanmış olan iftarlarda hem şehit ve gaziler için hazırlanmış olan iftarlar onların maneviyatına eş değer özel bir itina ile kesinlikle ağırlandılar. Alelade diyebileceğimiz işte iftar olsun da olsun türünden değil ama değil, kendine verilen ehemmiyeti. Evet. Biz orada ben şahsen devamlı bu tür iftarlara katılan bir siyasi parti ilçe başkanı olarak aradaki farkı çok bariz birlikte gözlemledik. Evet. Bu manada da hem belediye başkanımıza hem de Korteli Kaymakamımıza bu manada da ayrıca ben bir teşekkür etmek istiyorum. Özel davetlileri özel bir ortamda ağırladılar. Bu da kamuoyunda dikkat çekti. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kesinlikle. Başkanım, çocukluğunuzun Ramazanları nasıldı?
ben hani... Bir de hafız kızısınız. Babanız da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun. Babamızın, hafız babamızın. Evet. Çocukluğumuzun Ramazanları şöyle Hüseyin Bey. Ben özellikle ailemiz olarak bahsedeyim. Yaşınız kaç olursa olsun oruç tutarsınız bizim ailede. İster 5 yaşında, ister 6 yaşında olur. İsterse ailenin en büyük kardeşi olun yani. İlla o oruç bizim evimizde tutulurdu. Oruç tutulduğu zaman da bir de şunu hatırlıyorum aklımda kalan. Kur'an-ı Kerim'i bilen herkes Ramazan ayında o hatmini yapmak zorundaydı. Fakat bunu yaparken bir babamın ceberut baskısıyla değil, sahurdan sonra ailecek biz Kur'an-ı Kerimlerimizi elimize alır, günlük okumamız gereken cüzümüzü okur ve o şekilde istirahate çekilirdik. Ve ben biliyorum ki o evde yani bizim evimizde elhamdülillah babam da sağ olsun hafız babam hepimize Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmişti. 4 kız kardeştik ve muhakkak o Ramazan ayında oruçlar tutulur, teravih namazlarına gidilir ve Kur'an-ı Kerim hatmi gerçekleşirdi. Bu iştirakla, isteyerek yapılan bir ibadetti. Zorlama yoktu. Allah razı olsun babamdan. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yine unutmam ki demek ki yaşım küçük, 6 yaşında falanım. Yani balkonda elimde su bardağıyla ezanın okunmasını evimizin arka balkonundan beklerdim. O zaman bulunduğumuz yerde de Pazar Camii'nin minaresi açık ve aleni olarak görülebiliyordu. O imam da yani artık ezan okuyacak olan hoca da minareye çıkardı o zamanlar. Aşağıdan okumak yoktu yani. O minareye çıkılır, ezan okunur. Ben de onu orada minarede görürdüm. Ben de arka balkonumuzda, evimizin arka balkonunda bulunduğumuz şu anki evimizin arka balkonunda o minareden hocamızı görür. O ezan okuduğu anda o suyu öyle bir içerdim ki. Hala şu anda o suyun lezzetini unutamıyorum. Aklımda kalan bunlar şeye muhakkak gidilir. Hani ikindiden sonra ne diyorlar ona Kur'an-ı Kerim okumak için? Mukavemeyle. Bunlar benim aklımda kalan çocukluğumun Ramazan'la ilgili nüveleri. Daha bir birlik beraberlik, hoş sohbet, birbirine gelip gitme olurdu. Şu anda ben onu çok fazla göremiyorum. Özellikle ben iftar davetlerinden ailecek uzak kalıyorum. Bunun sebebi de şu, herkes sen bana iftar veriyorsun, ben sana iftar veriyorum. Şu yapılmıyor, muhtaç olan bir aileye gidilip iftar sofrasına iştirak edilmiyor. Bunu belediye başkanımız söylemiyor ama hasreten özel olarak yapıyor. Bu da gerçekten bize emsal olsun istiyoruz. Bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz bunu inşallah. İnşallah. Başkanım bir de şey var. Ya işte hani ne bileyim şöyle. Hatırlıyorum ben de eskiden işte iftarlar olurdu. Devamlı gider gelirdi herkes birbirine. Ama şimdi millet artık şöyle yapıyor. Bir gün bir restoranda veya bir yerde bir toplu iftar yapıyor. İşi bitirip geçiyor. Ama ben ona çok sıcak bakmıyorum. Herkes yani sizin dediğiniz çok daha güzel. Evet. Gariban bir ailenin sofrasında iftar yapmak. Ama şimdi kim gariban kim gariban değil de yani çok tespit edemiyoruz da biz kendimiz. Yani siz ilçe başkanı olarak tespit edebilirsiniz, belediye tespit edebilir ama yani aile bağları olarak böyle toplu iftarlar değil de tek tek gelip gitmeler olsa biraz daha belki daha eskiler gibi samimi olur diye düşünüyorum. Yani şöyle, kendi yaptığınız çorbayı ikram etmekten bahsediyorsunuz siz. Evet. Kendi evinizde, kendi sofranızda kendi yaptığınız çorbayı ikram etmekten bahsediyorsunuz. Yaptığınız çorba olur, bir başka yemek olur. Tabii o ki. Ne olursa olsun onu paylaşmaktan bahsediyorsunuz. Kesinlikle başkanım. En doğru şey. Ben de ona karşıyım. Hani restoranlarda toplu iftar verilip işte ben iftar vazifemi ifa ettim. Evet, gönlüm evet, rahat. O, açıkçası o da bana çok şey gelmiyor, makbul gelmiyor. Ya bir de başkanım, makbul gelmiyor. Şöyle mesela ama şimdi, tercih edenler olabilir. Yani şimdi adam karışamayız. İftar yaklaştıkça işte şimdi bugün mesela menüde şu olsa yeriz, böyle olsa yeriz ama ezan okunup orucumuzu açtıktan sonra bir çorba kesiyor ya. Evet, çorba kesiyor. Şey yaptıktan sonra kesiyor. Diğer işte çok çeşit olmuş, az çeşit olmuş hiç önemli değil. Suyumuzu içelim, çorbamızı içelim. O sofrada huzur olsun, muhabbet olsun yeterli. Karşılıklı dostluk pekişsin. Kesinlikle başkanım. Mesela biz onu yeri geldiği için söylüyorum.
Yarın Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatları olarak, ana kademe olarak da bir iftar programında bir araya geleceğiz. Yapacağımız iftar programı, biz buna aile içi iftar programı diyoruz. Bu program yayınlandığı zaman iftarımızı gerçekleştirmiş olacağız galiba. Tabii, yayın. Evet. Evet, öyle olacak. Biz burada ne yaptık? Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı olarak hazır bir aşçıya yemeğimizi yaptırıp karşılıklı ikram olarak yemeği de bildirdik. Ama şunu yaptım ben, özellikle bu sene aile içi iftarda herkes evinden bir yemek yapsın, o yemeği soframıza koysun ve o yemeği birlikte paylaşalım. Çok güzel. Yani ben çorbayı yapayım, efendim siz bir çeşit yemek yapın, bir arkadaşım bir tatlı getirsin, bir arkadaşım ekmek getirsin, diğer arkadaşım su getirsin şeklinde kendi aramızda aile içi iftar dediğimiz ateşlatlarımızın ana kademeleri olarak yarın inşallah bir araya geleceğiz. Buradaki amaç da hakikaten sizin söylediğiniz gibi evimizde, kendi mutfağımızda sevgimizi katarak yapmış olduğumuz yemeği karşılıklı olarak paylaşmak, bu hem birlik beraberliği canlandırır, hem dostluğu ve muhabbetliği arttırır, hem de aile olmanın gereğini biz orada teşkilat içerisinde hissetmiş olacağız. İnşallah yarın müsait olursanız sizleri de bekliyoruz. İnşallah. Sizler de bir ailemizin parçası olarak canı gönülden orada sizi görmek isteriz. Müsait olamazsanız bir bardak çayımızı içmeye de ayrıca i̇nşallah bekleriz. Geliriz, yani bunlar sizin bahsettiğiniz güzel şeyler. Evet başkanım. Başkanım bir reklam arası vereceğiz. Coşkun işaret ediyor bayağıdır. Efendim kısa bir reklam aramız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Yeni başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.